Çok teşekkür ederiz. Şımartmayın, şımartmayın. Elleriniz dert görmesin efendim. Hoş geldiniz stüdyomuza. Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Güzel. Biraz gerginiz. Ben de gerginim. Yani durumdan dolayı. Toparlayacağız hiç merak etmeyin. Ön konuşmayı ben yapacağım. Sonra tanışma faslına geçeceğiz. Müsaadenizle de görevimin başına dönüyorum. Efendim, en naif ve zarif yarışma programı Kelime Oyunu'ndan ve Yeni Yuvası'ndan herkese merhabalar. Gördüğünüz üzere pek bir değişiklik yok. Bir tek ortamı mavi yaptık ki hani nazarın değiyor diyorlardı. Onu ortadan kaldıralım diye. Şahane bir ekiple birlikteyiz. Müthiş bir 5 yarışmacımız var. Her zaman yaptığımız gibi öncelikle onları tanıyarak başlayacağız. İlk sırada da Sibel Hanım oturmaktadır ki kalbimizdeki yeri bambaşkadır. Teşekkür ederim. Çünkü Fahri Soru yazarlarımızdandır. Şimdiye kadar tabiri caizse çok ekmeğini yedim Sibel Hanım. Estağfurullah. Bugün de yarışmacımız olarak geldi. Pek de güzel oldu. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Gördüğünüz gibi işte. Yeni kanalımızdayız, yeni yuvamızdayız ama sorularımız aynı, Benjamin'imiz aynı. Harf alacağız, harf vereceğiz efendim. Öncelikle biraz kendinizi anlatır mısınız bize? Tabii, ben 1976 Ankara doğumluyum. Tıp doktoruyum, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Maşallah, ben söyleyemiyorum, siz uzmanı olmuşsunuz. Nisan ayından beri programınızı düzenli olarak keyifle izliyorum. Çok yeni kanalınızda da destek olmak ve ortamı solumak için sizlerle birlikte olmak adına katıldım. İyi yaptınız. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar nasıl gitti her şey? Şimdiye kadar televizyon başında her şey çok güzel gidiyor ama bakalım burada ne olacak? Güzel olacak. İlk sırayı seçmeniz zaten büyük bir cesaret örneğiydi. Normalde biz böyle hani küçük bir kura sistemiyle belirleriz sıraları. Sibel Hanım dedi ki ben birinci sırada yarışmayı istiyorum. Genellikle birinci sıra oysaki sıkıntı yaratır. Ben biraz aceleci bir kişilik herhalde. Ondan kaynaklanan bir şey. Yok, pek de tezcanlı gözükmediniz gözüme ama göreceğiz bakalım. Buraya geldiğiniz zaman biraz daha sohbeti koyulaştırırız efendim. Ben müsaadenizle grubun tek erkek üyesi. Aynı zamanda müsaadenizle abimiz Hüseyin Bey'e dönmek istiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Biraz da sizi tanımamız lazım. 1959 Bayburt doğumluyum. Özel bir ofiste proje mühendisi olarak çalışmaktayım. 1980 Yıldız mezunuyum. Hı hı. Vallahi çok iddialı olarak gelmedim aslında. Oğlumun biraz zorlamış sizi oğlunuz galiba. Biraz zorladı. Habersiz mi başvuru yaptı? Ya habersiz gibi. Habersiz ama gibi. Benim ya düşündüm, taşındım. Ya İhsan Bey'le tanışmak bile benim için çok büyük bir onur. Estağfurullah. Yani, o onur bize ait efendim. Çok teşekkür ederiz. Ailece geldiğiniz için özellikle teşekkür ederiz. Yeni programda çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Küçük bir kumpas kurmuşlar size ama yalnız da bırakmamışlar. Yok, bırakmadılar. Demek ki şeyler bekliyorlar. Tabii. Bakacağız. Elimizden geldiği kadar. Tamam. Çok zorlamayacağım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Haydi. Çok çok teşekkür ederiz. Hemen müsaadenizle İlknur Hanım'a geçeriz. İlknur Hanım sağ olsun efendim İzmir'den kalktı geldi. Bizi de çok mutlu etti. Yalnız şu an biraz gergin gibi geldi bana. Nasılsınız? Oldukça heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Siz de evlat durumundan yarışmamıza katılanlardansınız değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Bana sürpriz oldu. Kızım habersizce göndermiş. Sizi fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum ve severek izliyorum. O da bunu fark edince haberim olmadan bana hem bayram sürprizi hem İstanbul sürprizi yapıp yarışmaya göndermiş ve kabul edilmişim. Şu anda sizinleyim. Burada olmaktan da çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. O mutluluk bize de ait. Ama bizim için gelmediniz. Zaten İstanbul'daydınız değil mi? Zaten İstanbul'daydım ama sizin için de gelirdim. Çok teşekkür ederim efendim. İzmir'den dün geldim. Öyle mi? Bayramı İzmir'de geçirdim. Evet. Ben de öğretmenim. Hı hı. 9 Eylül İşletme mezunuyum. 17 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Halen de devam ediyorsunuz. Halen devam ediyorum. Pek güzel. 52 yaşındayım. Maşallah. Yaz tatillerini dediğim gibi kızımla birlikte burada geçiriyorum ve sömestrileri İstanbul'u bol bol geziyorum sayesinde. Bugün gezemeyeceksiniz ama bugün bizimle birliktesiniz. Çok mutluyum. Peki efendim böyle bir iddia var mı? Yani şu puana kadar çıkmam lazım gibi içsel bir iddia en azından. Yok. Yok. Heyecanımı yenmem önemli. Kaç olsa iyi olur? 8 bin, 9 bin, 7 bin yeter. Çok iyi olur tabii. Çok iyi olur. 7 bine şu anda razıyım. Tamam, onu bir daha konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen müsaadenizle Ceylan Hanım'a geçmek istiyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Herkes sırasını savuyor teker teker. Buyursunlar. Sıra bana geldi. Ben çok heyecanlıyım. 1978 Adana doğumluyum. İngilizce öğretmeniyim. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü de bitirdim. Onun dışında... Siz böyle birçok konuyu kucaklayan bir hanımefendisiniz anladığım biraz kadarıyla öyle. Değil mi? Biraz öyle. Hani araştırmayı, öğrenmeyi çokça seviyorsunuz. Çok seviyorum. Kelime oyunlarını
çok ilgim var. Sayısal bir ama uğraşınız da var. O neydi da var. O kelimelerin, efendime söyleyeyim, formülünü mü çıkartıyordunuz, denklemini mi kuruyordunuz? Şöyle, konuşulan her şeyi spontane olarak sayıyorum, kaç harf olduğunu, kaç hece olduğunu aynı saniyede söyleyebiliyorum. Gerçekten? Evet. Şu anda söylediğim şey? Ya şu anda söylediğim şey 19 harf. Hani şu anda söylediğim şey 19 harf. Müthiş bir hız. Gerçekten öyle. O muhteşem bir şey. Çok var. Dikkatli olunuz. Vallahi çok dikkatli olunuz. Ceylan Hanım, bu özelliğinizden faydalanacağım müsaadenizle efendim. Peki. Çünkü o hesapları yapmak benim için çok zor. Şu kadar puan kaldı, bu kadar süre kaldı falan, onu size bırakıyorum müsaadenizle. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Hemen son yarışmacıma geçmek istiyorum. Esra Hanım oturuyorlar efendim. Bütün sempatikliğiyle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Buyursunlar. 28 yaşındayım, İstanbulluyum. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Sadece tezimi savunmadım. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nden pedagojik formasyon aldım. Fransızca öğretmeniyim. Hiç öğretmenlik yapmadım. Havalimanında dış hatlar kısmında bir yer hizmetleri firmasında çalışıyorum. Bir de halkla ilişkiler vardı. Bir de halkla ilişkiler mezunuyum, evet. Lisansta okurken onu da almıştım. Esra Hanım okumaya doyamadığı için bazen evet, karıştırıyor. Biraz efendim. Doyamadım, evet. Uğraşlarınız arasında mıdır bu tip oyunlar? Yani kelimelerle ilgilenir misiniz? Severim. Zaten edebiyat kendi alanım olduğu için öğrenciyken de severdim. Sonrasında bir dönem editörlük yaptım bazı kurumsal dergilerde. Çok güzel. Şimdi çok alakasız bir işim var. Bakalım. Gündelik hayatınızda da kelime oyunları yapmayı sever misiniz? Ama evet. daha çok iğnelemek amaçlı mıdır yoksa? Hayır. Pek zannetmiyorum. Size de yakıştırmam. Ya, iğnelemek... Değil. Direkt söylemektense tercih ederim. İma veriyorum etmeyeyim. Evde birleştiriyorlar evet. gibi. Anladım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Öyle şeyler yaşamayacağız, merak etmeyin. Küçük Umarım. Bir anı doğrultusunda onu birine gönderdim. Ben Umarım de... benim sorularımda herhangi bir etkisi Yok, olmaz. Yok asla ve kata. Buraya geldikten sonra, stüdyonun içerisine girdikten sonra benimlesiniz. Benden de öyle bir şey bekler misiniz? Yok beklemem. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sibel Hanım başlatacak efendim macerayı ama öyle kuru kuruya gelmez. Bir kocaman alkış ister. Ya yapıştıracağım. Bence harf alın. Tamam harf alacağım. En üstü. Perçem mi? Perçem. Pardon. Peltek mi? Bedenimizin Yo. Bir parçası. Ne ki? Bir tane daha alayım ya. Yapmayın ya. Of, bilemedim. Parmak. Parmak. Öf. 200 puan değerinde. Kafamı Benjamin'e vuracağım şimdi. Yan var mı? Yan çizmek. Yan çizmek. 600 puan değerinde. Başınıza bir gelecek vardı ya. Ortalamak. O kadar da demek değil. Ya, ver şu ceketi. Ver şunu dedim. Hidrosfer mi? Litosfer? Atmosfer? İyonosfer? Ayonosfer? Neosfer? Ay. 800 puan değerinde. Söyleyecektim ama konferans diyecektim. Bir alkış istiyorum. Hem de kocamanın da. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Elleriniz dert görmesin. Bugün alkışa doyduk vallahi. Hem yarışmacılarımıza hem yarışmacılarımızın yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Her doğru cevapta da aynı şiddeti bekliyoruz. İlk yarışmacımız Sibel Hanım'la birlikteyiz. Sayın Sibel Ertek. Kendisi biraz önce söylediği gibi hekimdir. Evet. İç hastalıkları uzmanısınız. İç hastalıkları üstüne endokrinoloji. Onu söyleyemiyorum ben. Orada bir sıkıntım var efendim. Nerelerde çalıştınız? Şanlıurfa'da, Antalya'da. Evet. Daha önce bir İtalya fakat o eğitiminizle ilgiliydi değil mi? İç hastalıkları uzmanı olarak orada burslu olarak bir proje üzerine çalıştık. Hı hı. Bir yıl kadar çalıştıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönüp Türkiye'de endokrin ihtisası yaptım. Yarışmaya da Nisan ayında doçentlik sınavı öncesi bir iznim vardı. Onu evde geçirdiğim süre boyunca izlemeye başladım. Hani o süre boyunca 16-17 saat ders çalışıldığı için günde tek eğlencem kelime oyunuydu. Aman. Öyle bir vefa borcumuz var. Estağfurullah efendim. Öyle bir hani vefa borcunuzu zaten gönderdiğiniz sorularla ödediniz. Estağfurullah. Hakikaten öyle. Hepsi çok güzel şeylerdi ve dediğim gibi işimi çok kolaylaştırmıştı. Çok çok teşekkür ediyorum. Sınav nasıl geçti peki? Geçtik. Güzel. Hoppa. Teşekkürler. Şahaneymiş. Sağ olun. Vallahi güzel başladık. Güzel de devam edelim İnşallah, o zaman. İnşallah, sağ olun. Bir an önce başlama isteği Tabii içerisindeyim. Ki. Uygun mudur? Uygundur. Hiçbir değişikliğimiz yok biliyorsunuz. 14 tane sorumuz var. Hı hı. 4 harfli cevaplarla başlayacağız. 10 harfli cevaplarla bitireceğiz. Sonrasında bir küçük değişiklik var ama şu anda aklınızı onunla meşgul etmeyiniz. Tamam. Hazırım deyin. Hemen ilk soru gelsin. Hazır. Gelsin bakalım. 4 harfli bir cevabı arıyoruz efendim. Gayet de kolay bir sorudur. Görelim. Demiş ki, gaye, erek, hedef, maksat. Amaç. Bu anlamlara gelen bir söz. Nedir efendim? Amaç. Amaç. 400 puan değerinde doğruca kasaya. Şahane.
Şimdi balıkçılık ilgilendiğiniz bir dal mı? Değil. Elinize bir olta aldınız mı daha önce? Hayır. Antalya'dayken filan? Almadım. Hiç. Çok zor değil. Laf kalabalığı yaptım. Yalnızca son kısmına odaklansanız bile bu dört harfli kelimeyi rahatça cevaplarsınız. Gelsin. İkinci sorumuz diyor ki, büyüğüne sinara denen küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası. Harf alalım. Buyurun. Harf alalım. Hani bir şeyi yutmak diye bir deyim de geçer. Zoka. Zoka'yı yutmak. 200 puan değerinde 600'e çıktık asa. Başlangıç güzel. 4 harfli cevaplar bitti. 5 harfli cevaplar yolda. Tek bir kelime, 2 farklı anlamı var. Bir anlamı daha fazla kullanılır diğerinden. Biz ikisini birden şöylece sığdırıverdik soruya. Lütfen gelsin. Hem güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı hem de kehribar taşının bir diğer adı. Tek bir kelimedir. Harf alalım. Buyurun. Aynı isimdeki bir balıktan çıkarılırmış zamanında. Harf alalım. Bir tane daha. Nokta nokta balığından çıkartılan. Harf alalım. Miski. Amber. Amber. Evet. Aynı zamanda kehribar taşının da diğer adı olarak kullanılır. 200 puan kazandırır. 800 puan çıkar kasar. Hiçbir tavsiyeye ihtiyacınız yok maşallah. Güzel başladınız, güzel devam ediyorsunuz ama yine de bir çıkıntılık harf yapıp araya girebilirim. Evet, çok hızlı harf alıyorsunuz. Sıkıntımız yok süreyle ilgili. Tamam. Şu noktada biraz daha düşünüp hani çıkar yol bulamazsanız harf almaya yönelirseniz daha iyi olur gibi geldi bana. Son 5 harfli cevap bu. Farsça kökenli bir kelime, hepimizin bildiği bir kelime. Şöyle sorduk. İşte geldi. Yakın dost, arkadaş. Bu anlamlarda Farsça kökenli bir söz. Ahbap mı acaba? Harf alalım. En güzeli. Demek ki ahbap değil. Bir diğer anlamı da dostlar toplantısıdır. Harf alalım. Bir tane daha. A'nın üzerinde şapka var. Harf alalım. Yol arkadaşı gibi de kullanılır. Yaren. Yaren. 200 puan değerinde 4 harfli puanlarda kasar. Güzel. Her zaman istediğimiz şey budur efendim. Bu bizim ilk işaret noktamızdır. 4 soru bittikten sonra 4 harfli rakamlara, puanlara ulaşalım isteriz. 1000 puandasınız. 6 harfli cevaplar sizi bekliyor. Her şey yolunda mı? Yolunda. Geliyor yeni soru. Tek bir kelimeden oluşuyor cevabımız. Şöyle sorulmuş. Demiş ki, Çağlayan Nida, Feryat Figan, Vavelya. Vavela, özür dilerim. Çağlayan Nida. Ben de yeni öğrendim Vavela'yı da. Hemen sorayım istedim. Harf alalım. Tam da öğrenememişim. En güzel yerinden. Çağlayan Çığlık. Nida. Efendim? Çığlık. Çığlık. 500 puan daha, 1500 oldu kasa. 2 dakika. 39 saniye var. Her şey yolunda. Gelsin 6 harfli cevapların sonuncusu. Çok hızlı gitmiyorum değil mi? Yok, hayır, gayet. Tamam, gelsin o zaman. 6. soru, son 6 harfli cevap. Tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Sayı boncuğunun kökeni eski Yunanca'ya kadar uzanan Abaküs. Adı. Abaküs. Bizim dilimize Fransızca'dan girmiş. Onlara Latince'den, temeli Yunanca'dan. Abaküs 600 puan değerindedir. 2100 yapar kasayı. Standartlarda puanlarla başlamıştık. 6 harfli cevaplarla birlikte standartların üstüne geçtiniz. 2100 puandasınız. Süre 2 dakika 36 saniye, her şey yolunda. Bu soru da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru. Tek bir kelime yine. 2 tane eş anlamlısını vereceğim. Bir tanesi batıdan, bir tanesi doğudan girmiş dilimize. Türkçesini istiyoruz. Buyurun gelsin soru. Diyor ki, mutabakat ve konsensus. Anlaşma. Anlaşma mı? Antlaşma. Antlaşma mı? Değil. Konsensus sağlamak, mütabakat sağlamak. Yani bir konuda... Fikir birliğine varmak. Anlaşmaya çok benzer bir şey. Tıpkı onun gibi MMA diye bitiyor ama... Uzlaşma. Efendim? Uzlaşma. Oh, vallahi bir an korkmuştum. 2800 oldu kasa. Balıkçılıkla ilginiz yoktu. Zoka'yı 2 tane harf alarak bildiniz. Yardım mı oldu ama? Evet. Tamam. Teşekkür. Burada da yardım olacak, hiç merak etmeyin. Mastarla bitiyor, mekmak diye bitiyor. Şöyle de sorulmuştur efendim. Demiş ki, futbolda topa olanca kuvvetiyle vurmak. Harf bir alalım. Bir teknik vuruş vardır. Bir de Allah ne verdiyse.
Harf alalım. Buyurun. Durmak. Abanmak mı? Bilmem ki. Abanmak. Hah, topuk aleciyle birlikte içeriye sokmak. 500 puan değerindedir. 3000'i aşar kasa. 2 dakika 16 saniye var. Süremiz güzel. Yine harf almak yerine daha uzun düşünebilir durumdayız. Son 6 soru. KPSS diyoruz. Kudretli puanlı sorular serisi bunlara. 2, 8, 2, 9, 2, 10 harfli cevap. Tek bir kelime efendim. Zıpır bir soruyla karşınıza çıkacak. Çok da mantık aramayın soruda, olur mu? Tamam. Fransızcadan dilimize girmiştir kelime. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki dış politikanın racon erbabı. Harf alabilir miyiz? Buyurun. Aynı zamanda bir zarf türüne de adını vermiştir efendim bu unvan. Harf alalım. Bir tane daha. Dış politikanın racon erbabına ne denir? Zarf türü. Harf alalım. Bir tane daha. Harf alalım. Bir tane daha. Bir unvan. Bir devlet görevlisi unvanı. Diplomat. Efendim? Diplomat. Diplomat. 400 puan değerinde. Lüllü diplomat. Fazla köpürttüğümüz sorulardan biriydi. Diplomat kabul etmek gerekir. Şöyle de bir laf vardır diplomat. Dur tam hatırlayabilecek miyim acaba? Bir kadının doğum gününü her zaman hatırlayan fakat yaşını her zaman unutan kişiymiş diplomat. Racon erbabı. Gelsin efendim yeni soru. Mastarla bitiyor şöyle soruluyor. İşveli, cilveli davranışlarda bulunmak. İşveli, cilveli. İşveli, cilveli davranışlarda bulunmak. Argo mu? Değil. Yani argo ile kol kola. Ama argo değil. Harf alalım. Buyurun geliyor. Bir R harfi. Üçüncü sırada. Kırıtmak falan mı acaba? Bilmem ki. Bir harf daha alalım. Bazen lazım olan. Cesaret. Ya, kırıtmak. Kırıtmak 600 puan zaten değerinde. Zaten master'dan gelmiş. 100 puan. Topu 100 puan kaybettik. Nazar boncuğunuz olsun. Şimdi 9 harflidir. 2 kelimeden oluşur fakat bu bir birleşik kelimedir. Utanarak söylüyorum ki ben bunu yıllarca ayrı yazdım. Meğerse birleşikmiş. Yeni öğrendim. Hemen paylaşayım istedim. Gelsin de görelim. Tırnak içinde, inanılacak gibi olmayan anlamında bir birleşik kelime. Olağanüstü değil. Nasıl bir olay? İnanılacak gibi olmayan bir olay. Harf alalım. İnanılacak gibi olmayan şeyler yaşadım. İki kelime, birleşik. Akıl almaz mı acaba? Bir harf daha alalım. Ne demiştik? Bazen lazım olan. Akıl almaz. Akıl almaz. 700 puan değerinde 5000'e çıktı ben kasa. Ben de ayrı yazıyorum. Birleşik miymiş? Cevabı bulduktan sonra illa bir sünnetliyoruz. Bir tane daha harf alıyoruz efendim. Bir tane 9, 2 tane 10 harfi cevap kaldı. 2900 puan daha kazanabilir durumdasınız efendim. Güzel bir noktaya taşıyacağız inşallah kasayı. Tek bir kelimedir son 9 harfli cevabınız. Bakın şöyle sorulmuştur. Karşılıklı yapılan bir şey bu. Karşılıklı dertlerini anlatmak, dertleşmek. Bu anlamda kullanılan bir başka kelime daha var. Yine mastarla biter. Harf alalım. Bir tane alalım. A'nın üzerinde yine şapka var. Harf alalım. Haydi gelsin. Birbirine süremiz bitiyor. Dertlerini anlatmak. İki kelime mi? Tek kelime. Halleşmek mi? Halleşmek. Halleşmek. İyi bu sefer almadım. Sonra. 700 puan daha 5700 yaptı kasayı. 21 saniye var. Son iki soruya da yeteceğini düşünüyorum. Çünkü ilk 10 harfli cevabım aslına bakarsanız bir bilgi sorusu. Hani kelime bilgisi dağarcıktan çok başka doğrultuda cevaplanabilecek bir soru. Hemen okuyayım da siz de yapıştırın cevabı. Gelsin. Hristiyanlık inancındaki 7 ölümcül günahtan biri. Harf alalım. Birçok yerde bahsediyor. Tek kelime. Tek kelime. Aslında yine bir birleşik kelime. Harf alalım. Bir tane daha. 19. Durduk. Hatırlıyor musunuz o günahları? Ne olabilir? Oburluk değil mi? Yok, oburluk yok, sığmaz. Yok. Oburluk onlardan biri ama sığmaz. Hırsızlık değil, başka bir şey.
Tek kelime. Tek kelime, birleşik kelime. Aman gözünü seveyim Sibel Hanım. 800 puanımızı alır götürür. Götürecek herhalde. Aman hayır. Hani böyle... Kıskançlık. Bir şey hani çok zarar getirir. Az bir şey çok zarar getirir. Hmm. Sabah gelmemiş. Aç gözlülükte aradığımız cevap 4900 puana geriletti bizi. 7000'lerin üzerine çıkacaktık. Çok da güzel olacaktı. Biraz daha mütevazı bir puanla idare etmek durumundasınız. Evet. Şundan da biraz korkuyordum açıkçası. İki kelimeden oluşuyor. Bu bir deyim. Her deyimde olduğu gibi bir metafor var içinde. Görelim. Diyor ki, kuralın ve rakibin olmadığı bir alanda rahatça gönlünce harf davranmak. Alalım. Gelsin. Bir tane daha. Harf alalım. Üçüncü de gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Hı, mastardan hemen önce bir T harfi. Sonrası Mekke demek. İki evet. Kelimeden oluşuyor. Kuralın rakibin olmadığı bir yerde. Kuralın ve rakibin olmadığı bir alanda rahatça gönlünce davranmak. Meydanı boş bulup... At koşturmak. Veyahut da... At oynatmak. At oynatmak 700 puan değerinde. 4 saniye var. 5600 oldu kasa. Sağ. Hakkımız daha fazlasıydı. Öyle değil mi? Teşekkürler, sağ olun. Kesinlikle daha fazlasıydı. O alkış da az, bir kuvvetlisini duyalım. Bazı... Kırbaç. Neyse, oralara girmeden toparladık. Ne? Ne? Ay ama çok zor. Çok zor bu. Y var, Y var. Odaklanıyor devre, ya. Devre. Kaybı, hayır. Çok kötü oldu bu. Hangi mevsim? Unuttum. 4 tane mevsim var ya. Şey, kış mı? Kış. Yaz mevsim. Yaz mevsiminde uygulanan zaman düzeni. Yaz saati. Yaz saati uygulaması. İnanmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim Sibel Hanım'ın muhteşem fakat talihsiz performansından sonra Hüseyin Bey ile karşı karşıyayız. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk, Bey. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey efendim 3 çocuk sahibidir. 3 çocuk sahibi. Hangisi sizi buraya kadar sürükleye? Oğlum. En büyük oğlum. En büyük oğlunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Ben de sizi gördükten sonra memnun oldum geldiğime. Çok iyi oldu. Devamı da gelecek. İnşallah. Hüseyin Bey siz emeklisiniz ama halen çalışmaya emekliyim, devam ediyorsunuz. Emekliyim, hala çalışıyorum. 30 senedir çalışıyorum. Proje mühendisi olarak. Proje ve statikçi olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Bir öpücük gönderebilir miyim? Kime? Torunuma. Tabii. Şuraya gözlerinin içine bakarak. Torunum derini çok çok öpüyorum. Bana şans dilesin. Kaç yaşında derin? 4,5 aylık. 4,5 aylıksa nasıl anlayacağım şimdi? Şanslısın. Anlar o. Tamam. O sizin aranızdaki ilişki karışmıyorum. Efendim Sibel Hanım daha iyisini yapabilirdi. Fakat evet, küçük bir talihsizlik nedeni dediğimiz gibi mütevazı bir puanla bitirdi. En aşağı 8000 bekliyorum. Hazırım derseniz de başlarım. Hazırım. Hadi gelsin. Matematiğe dalacağız biraz. Sevdiğiniz bir dal. Şöyle sorulmuş. Demiş ki kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayıları niteleyen ön at. Nokta nokta sayılar. Çift. Çift sayılar? Bir harf alayım ya. Bir tane alalım. Asal. Benjamin'i unutmayalım. Asal sayılar 300 puan kazandırıyor Hüseyin Bey'e. Arada böyle hani... Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinde nasıl yazılıyorsa aynen o şekilde alıyoruz. Burada yazılıyor ya, orada daha kolaydı arkada. Burada daha kolaydı tabii ki. Toparlayacağız. Dört harfli cevaplar uçup gittikten sonra daha derli toplu hale gelecek her şey. Ne diyordum? Arada böyle düz tanımlamalar, arada biraz daha dolaylı sorular. Bu onlardan biri mesela. Biraz dolaylı bir soru. Gelsin bakalım. İbadeti seyahatle ifa etmiş olan kişi. Hacı. Bana sormayın. Hacı. Basın. Hah. Bir daha cevabı alayım. Hacı. Hacı dediler. 700 puana çıktı kasa. Çok güzel oldu. Net bir şekilde anlaşılmıştır ki Hüseyin Bey efendim dolaylı soruları seviyor. Buyurun gelsin o zaman. Bu dolaylı değil. Bu düz tanımlama ama bunu da rahatça cevaplayacaksınız eminim. Aklınıza iki tane cevap gelecek. Bir harf almak o sıkıntıyı bertaraf eder. Ama peki, isterseniz tamam. Durdurun. İkisini birden söyleyin. Buyurun gelsin. Birçok parçadan yapılmış alet. Birçok parçası olan alet. Bir harf alayım mı? Peki. Demek ki cihaz değil. Cihaz değilse ne ola ki? Bir tane daha alayım da. Bir tane daha. Bu iş bitti.
Aygıt. Durdurdular. Daha öncesinde Aygıt cevabını almıştık zaten. 1000 puan daha 3. sorudayken. Çok güzel. 40 saniyede 1000 puan kazandık. Bu da son 5 harfli cevaptır. Tek bir kelimeden oluşmaktadır efendim. Dilimize Fransızcadan girmektedir. Biraz garip bir sorusu var. Buyurun üzerinize afiyet. Gelsin görelim. Tavuk baldırına verilen alafranga isim. Şimdi but değil. Baldır. Baldır. Bir harf alayım ya. But içinde kullanılır da aslında but değildir o. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Hanımlar bildi. İki. Böyle galeta ununa bulayıp değil mi İlknur Hanım? Bir harf alayım da. Bir tane daha. Ortada karpış yaptım. Unuttum. Aynı zamanda bir ekmek türüne de. Baget. Baget. 200 puan değerinde. Baget mi baget mi? Şaşırmışsın. Öyle ağzınız dolduğu zaman boş verin efendim. Koy verin gelsin, bir harf için sizi kırmam. Ya da böyle kolektif çalışmaların içerisine girebiliriz, hiç sıkıntı yaşamazsınız. Hazır böyle kümes hayvanlarından bahsetmişken buyurun olaydan çok kopmadan şöyle bir soruyla taşlandıralım. 6 harfidir tek bir kelimedir der ki kümes hayvanları için üretim platformu. Biliyorsunuz kendileri otururken üreten tek canlı. Bir de insanlar var. Bir harf alayım. Buyurun. Tavuğun üretim bandı. Folluk. Folluk. 500 puan daha. 1700 oldu kasa. Çok güzel. Gayet iyi bilinen bir kelime. Ek alarak bu noktaya gelmiş. 6 harfli olmuş. Bunun efendim pek bilinmeyen bir eş anlamlısını yeni öğrendim. Hemen paylaşayım istedim ama o bilinmeyen kelimeyle bırakmayacağım, açıklamasını da yapacağım. Buyurun. 6. sorunuzdur. Son 6 harfi cevabınızı arayacaksınız, o soruda gelsin. Diyor ki, hüzün ve keder doğuran üzücü koygun. Yeni duydum. Koygun. Hüzün ve keder doğurucu. Bir harf alayım. Çok koygun bir film izledim. Ne kadar da koygun bir şarkı. Bir harf daha alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Lı. Hüzün ve keder doğuran. Üzücü. Bir tane daha alayım. Çıkaralım. Film olur hani. Nokta nokta film. Koygun film. Koygun acıklı. Film deyince. Acıklı. Aşka, akla başka şeyler geliyor. 200 puan değerinde. 1900 oldu kasa. Hani yayına girmeden önce kameraman arkadaşlarımız, diğer ekip arkadaşlarımız, askerlik muhabbetlerimizi anlatıyorduk birbirimize. Hatırladınız evet, mı? Hatırladım. Çok güzel. Buyurun gelsin efendim. O muhabbetler arasında geçmiştir bu söz dizisi. Görelim. Henüz yemin etmemiş olan rütbesiz asker. İki kelime. Acemer. Hiç harf almadan 1700 puan kazandırdık Hüseyin Bey'e. Çok kolaylaştırdık işleri. Güzel oldu bu. Biraz süreye dikkat edelim. Çok büyük bir felaket yok ama azıcık dikkat edelim. İyi noktadayız. Güzel puandayız. Buyurun yenisi geliyor efendim. 7 harfli cevapları bitiriyoruz. 8. sorumuzla birlikte. Tek bir kelimedir aradığımız. Diyor ki kuş terennümü. Çipet pet. Bir harf alayım. Alalım. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Kuş terennümü. Bir tane daha harf alayım. Şakıma ya da. Cıvıltı. Cıvıltı. 400 puan değerinde 3000 oldu kasa. Alkışı duysun Hüseyin Bey. Sibel Hanım'a sorduğum o hani bir tanesi doğudan bir tanesi batıdan gelen eş anlamlıları bulunan soru vardı ya. Ondan her birinize gelecek bir tane. Buyurun efendim. Eş anlamlarla dolu öz Türkçesini istediğimiz şöyle bir kelime. İlk 8 harfli cevabınız. Kompleks, komplike, sofistike sözlerinin Türkçe kökenli karşılığı. Harf alayım. Eş anlamlısı değildir ama yakın anlamlısıdır bazısının. Kuruntu. Kuruntu değil o. Yani bu komplike bir olay deriz. Bu kompleks bir olay deriz. Sofistike bir yaşam tarzı deriz. O başka noktalara götürür bizi. Kompleks. Yani bu komplike bir olay, benim kafam basmıyor. Karışık. Karmaşık. Karmaşık, aynen öyle. 700 puan değerinde 1,5 dakika var.
3700 oldu kasa. Hazır karmaşık demişken buyurun yenisine iki kelime birleşik şöyle soruluyor. Görelim efendim. Diyor ki mecazi anlamda çözülemeyecek duruma gelmiş karışık durum. Mecazi unutmayın iki kelime. Bir harf alayım garanti olsun diye. Ya. Alalım alalım. Aklınızda bir şey var. Ne yazık ki sesli harf geldi. Bir tane daha alayım. Bir tane daha emin olalım. Allah Allah. Hep bir tane daha bir harf alayım. Üçüncü de gelsin. Şimdi bir durup düşünelim. Mecazi anlamda çözülemeyecek duruma gelmiş karışık durum. Olaylar tam bir nokta noktaya döndü. Arap saçı. Arap saçı. 500 puan değerindedir. 4200'e çıkarttır kasayı. Tatil yaptınız mı bu sene? Yaptım. Çok güzel. Muhtemelen bunu da yapmışsınızdır. Buyurun gelsin efendim. Gayet kolay bir soru. İki kelimeden oluşuyor cevabı. Diyor ki başladığı yerde biten nispeten kısa mesafeli deniz seyahati. İstanbul'da filan da yapılıyor. Bir harf alayım da. Buyurun. İki kelime olduğunu unutmayalım. Tekne turu. Efendim? Tekne turu. Tekne turu. 800 puan daha. Yuvarladık. 5000 yaptık. Süreden biraz korkuyordum ama öyle bir sıkıntınız kalmadı maşallah efendim. 3 tane soru var. 49 saniye yetecektir ve bu kasa 7900 puana çıkabilecek gibi gözüküyor bana. En azından 7000'i aşacağız. Ondan eminim. Şimdi son 9 harfli cevabınızı bulacaksınız. Uzun bir sorusu var. Yine bir birleşik kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Yani iki kelimeden imal edilmiştir, bir araya getirilmiştir. Şu anlama bürünmüştür. Yavaş iş gören, geç tepki veren kişilere yönelik kullanılan bir birleşik kelime. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Bir tane daha alayım. Yavaş iş görenler, geç tepki verenler böyle adlandırılır. Ne nokta nokta adam. Bir tane daha alayım harf. Dünya yansa közünde mangal yapacak. Bir tane daha alayım harf. Bir tane daha. Hadi biraz çabuk çok nokta ağır noktasın. Kanlı. Ağır kanlı. 500 puan değerinde 5500 yaptık atayım. Şimdi birleşik kelimeler nedendir bilinmez size biraz fazla gelmiş. Evet. Ve ilginç bir şekilde biz genellikle birleşik kelimeleri iki kelimeden oluşmuş haliyle alır ve kullanırız. Bu üç kelimeden oluşuyor. Aslında tam üç kelimeden de oluşmuyor ama şimdi o konulara girip sizin iyice aklınızı karıştırmak istemiyorum. Zaten efendim zıpır bir soru. Hadi hayırlısı. İlk 10 harfli cevaptır. Bir birleşik kelimedir. Oldukça da zıpır bir sorudur. Irsi kurnaz, kalıtımsal cin fikirli. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Harf alayım. Fark ettiğiniz üzere işe babasını da karıştırdık. Hinoğlu Hin. Hinoğlu Hin 700 puan değerinde. 6000'i açtık. Hüseyin Bey son soru son cevap 11 saniye var. Şöyle bir soruyla karşı karşıyasınız. İki kelimeden oluşuyor o sorunun da cevabı efendim. Gelsin de görelim. Demiş ki yıkanmak anlamında kullanılan bir söz dizisi iki kelime. Harf alayım. Harf gelsin. Mastar. Harf alayım. Bir tane daha. Bir tane daha harf alayım. Üçüncüyü de görelim. Yeter mi? Bir tane daha alayım. Hadi dördüncü. Durdurduk. Vallahi durdurduk. İki kelime. Yıkanmak. Su dökülmek. Su dökülmek. O hamam taslı günlerde kaldı. 600 puan değerinde. 7000 olmadı. Canımız sağ olsun. 6800 puan gayet güzel bir puan. Sizi bugünün şampiyonu yapar mı bilmiyorum. 3 hanımefendi var gözleri pırıl pırıl parlayan. Müsaade edecekler mi hep birlikte göreceğiz. İknur Hanım birazdan burada. Hüseyin Bey gitmek istiyor. Bir alkış daha verin kendisine. Herkes kendi yoluna. Sepetlemek. Sepetlemek 800 puan değerinde. Sapili, sepili, supili. Devam. Popili, sipili. Bir de pi değil o. Pa. Pali. Sapali. Sapali de değil. Sepeli. Ay sepali. Değil. Sipali. Sipali işimizi görür. Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevirmek. Giriş gelişme sonuç. Nezirenme gelmedi aklıma. Sizin canınız sağ olsun.
Çok teşekkür ederiz. Keyifli yarışmacılarla birlikteyiz. Keyifli performanslar izliyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar da üçüncü yarışmacımızla, yani Sayın İlknur Hanım'la karşı karşıya geldik. Sağ olsunlar. Davetimizi kırmadılar. İzmirlerden kalktılar, geldiler. Aslında kızını ziyaret etmeye geldi de bir de harf alayım dedi. Ama çok iyi oldu. İyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Dur bakalım. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma, burada olduğuma. Çok heyecanlıyım. Benim için keyifli bir gün. Keyifli bir yarışma. Keyifli bir şekilde de sona erer inşallah. İnşallah, umuyorum. 6800 puan aldı Hüseyin Bey. Bu demektir ki 30 tane harf alabilirsiniz. Yani çok da zorlanmadan, çok fazla risk almadan Hüseyin Bey ikinci sıraya, kendinizi birinci sıraya yerleştirebilirsiniz. Ama Ceylan Hanım var. Biliyorsunuz ağzınızdan ne çıkarsa hemen sayısal değerini söyleyebiliyor. Esra Hanım var. Kapalı kutu, sessiz olandan korkacaksın. O yüzden efendim mümkün olduğu kadar yukarı taşımaya çalışalım. Umarım. Hadi bakalım. Çok heyecanlı İlknur Hanım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Dört harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Meyve veren, duvara sardırılan, çardak yapımında kullanılan, birçok türü bulunan bitki familyası. Asma. Bilmem ki. Asma. Tamam. Biraz daha cesur olacağız. Asma. Asma. 400 puan değerinde. Siz bu soruları su diye içersiniz. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Buyurun, geliyor efendim yeni soru. Arapça kökenlidir. Yeterli, yetecek ölçüde olan, bu anlamlara gelen Arapça kökenli bir söz. Kafi. Kafi geldi. 400 puan kazandırdı, 800 puana çıktı kasa. Hiç harf almadan. Çok kolay bir soru. Hani bu kadar kolay olmamalı deyip yanlış tarafa sevk etmesin sizi. Hakikaten çok kolay bir soru. İlk aklınıza geleni yapıştırın. Gelsin. Beş harflidir, tek bir kelimedir. İçinde bulunulan an. Zaman. İçinde bulunulan an. Zaman geçmiş de olur, gelecek de olur. Saat. Harf alayım. Harf alalım. Harf alayım. Almayın. İçinde bulunduğumuz an. Yani şimdi. Şimdi. Diyorum bazen çok kolay diye. 300 puan da yerinde. 1100. 5 harfli tek bir kelime efendim. Hızlı mı gidiyorum? Yok, hayır. İyi, gayet iyi. Hadi gelsin iyiyim o zaman. Dördüncü soru şöyle bir soru. Demiş ki saman, kağıt gibi ürünlerin ip veya tel ile bağlanıp bütün... Buyurun buyurun. Balya. Duruma getirilmiş haline balya denir. Hiç beni beklemek zorunda değilsiniz. En sevdiğim şey ben soruyu okumadan cevap veren yarışmacı. 500 puan daha. 1600 oldu kasa. Hatta soru sormadan cevap verenler var. Onların heykelini yapasım geliyor. Vallahi öyle. Altı harfidir, tek bir kelimedir efendim. Yaygın kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir. Fakat biz yaygın kullanılan halini değil de kelime anlamını konuk ettik soru kutucuğunun içerisine. Buyursun. Bir işi başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme. Nokta nokta etme. Harf alayım. Gelsin. Harf alayım. Arapça kökenli bir kelime bu. Harf alayım. Mesela bir işi Allah'a bırakma. Allah'a... Havale. Hah, seni Allah'a havale ettim. 300 puan da yerinde. 1900 oldu kasamız. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz ve soruları bitirmek üzereyiz. Efendim, sokak jargonu dediğimiz şey koca bir derya. Bir de coğrafyadan coğrafyaya değişiyor. Siz böyle geneline hakim misinizdir? Hayır. Ya, yani, çok değil aslında. Hani şimdi sınıf öğretmeniydiniz, evet, değil mi? Evet, sınıf öğretmeni. Yavrularınız küçük küçük. Küçük, evet. Onlar nereden bilsin argoyu? Böyle lise öğretmeni falan olsaydınız belki, değil mi? Dikkatli olmakta fayda var. Harf de alabiliriz. Sıkıntımız tamam. Yok. Bir bakın bakalım. Argo'da fazla samimi olunmayan tanıdıklar veya yakın arkadaşlar için kullanılan bir söz. Çok var. Gelin harf alalım. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bizim nokta noktalar geldi mesela. Harf alayım. Ben bu nokta noktayı bir yerden tanıyorum mesela. Harf alayım. Nereden çıktı bu nokta nokta mesela? Eleman. Eleman? Evet, eleman. Bilmem ki, olabilir mi? Eleman. Bizim elemanlar geldi. Ben bu elemanı bir yerden tanıyorum. Olabilir mi? Olsun. Oldu bile.
Böylelikle ulaştık 7 harfli cevaplara. İlk 7 harfli cevabımız da 2 kelimeden oluşmakta. Aslında aynı köke sahip kelimeler, yalnızca ikincisi başka başka ekler almış arkasına. Şöyle de sorduk efendim, gelsin de görelim. Diyor ki, hiçbir şey yemeden boş mideyle. Aç karna. Aç karna. Ne demiştim? İki aç. Kelimeden oluşuyor, kökleri aynı kelimelerin. Aç açına. Aç acına. Bilmem ki. Aç acına. Öyle aç açına dolaşılmaz demişsinizdir. Dedim. Dediniz. 700 puan kazandınız, 2800 puana yükseldi kasa. Kızınıza mı dediniz? Evet. Evet ama çok da aç açına dedim. Dolaşmamış. Yani öyle sözünüzü mi? Dinlemiş belli. Buyurun gelsin devamı. Şöyle sorulmuş efendim. Diyor ki, söyleyeni belli olan kısa, keskin ve anlamlı söz, vecize, aforizma. Bunların Türkçe karşılığı. Özlü söz. İki kelimedir özlü söz. Bu bir birleşik kelimedir. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. Ş harfiyle bitmekte. E, güzel. Harf alayım. Gelsin. Hmm, ö. O düşündüğümüz gibi mi? Olabilir. Harf alayım. Peki. Özdeyiş. Ay. Özdeyiş 300 puan kazandı. Çok da üzülecek bir durumda değiliz canım. 3100 olduk. 8500 puana kadar ulaşabilir bu kasa efendim. 8500 puan da gayet güzel bir puandır. Geriye 6 tane soru kaldı ki asıl puanları kazandıracağınız sorular, kazanacağınız sorular bunlardır. Yakıştırma yolu tabir dediğimiz zaman bir şeyi bir şeye benzeterek. Yani ikinci kelime genellikle bellidir. Kalıplaşmış bir tabirdir o. Durun bir bakın bakalım. Şöyle bir soru. Son derece sağlıklı anlamında yakıştırma yolu bir değil. Harf alalım mı? Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Son derece sağlıklı. Turp gibi. Turp gibi. 600 puan daha. 3700 kasa. Çok güzel. 1 dakika 10 saniye var. Son 5 soru için gayet yeterli bir süre efendim. İki kelimeden oluşan bir tabir var elimde. Uzunca. Biraz uzunca. Şöyle sorduk. Eskilerin kemali afiyetle dediği ailede ve toplumda dirlik, düzenlik, iyi geçinme, rahatlık. İki kelime. Harf alayım. Hani derler ya Allah dirliğimizi bozmasın. Aman nokta noktamız bozulmasın. Dirlik, düzen, harf alayım. Bir tane daha. İki kelime. İki kelime. Aman. Ağız tadı. Duracak mıyız? Evet. Duracağız. Ağız tadı 600 puan değerinde. Ağzımızın tadı kaçmasın. 4300 oldu kasa. Şiirleriniz nasıl? Şöyle böyle. Evet, şöyle. Divan böyle. Edebiyatı? Hayır. Hayır. Ama bu hepimizin bildiği bir şey. Zorla kafamıza vura vura öğrettiler. O zamanlar biraz sıkıntı yaşıyordum. Kendi adıma söyleyeyim. Sonrasında biraz biraz anlamaya başlayınca gördüm ki güzel bir şeymiş. Hakikaten ilgilenilmesi gereken bir şeymiş. Buyurun bir bakın. İki kelime. Şöyle sorulmuş. Divan edebiyatının nabız atışları. Harf alayım. Mefaili, faili. Alaki, faili. Neydi onlar? Aruz vezni. Evet. Aruz bezni. Kesinlikle aruz bezni. 800 puan değerinde bir nokta bir çizgi, iki nokta bir çizgi. Fark ettiğiniz üzere bugün hep eş anlamları sıkça kullandık. Sizde de bir tane var. Biri doğudan biri batıdan girmiş iki tane kelime. Türkçesini istiyorum sizden. Son 9 harfli cevabınızdır o da. Gelsin. Demiş ki içtimai ve sosyal sözlerinin Türkçe kökenli karşılığı. Toplumsal. Toplumsal. Bulduk sığdırdık. Durdurmakta biraz sıkıntı evet. Yaşıyoruz. O da bize süre kaybettiriyor. Ama neyse ki 900 puan kazandınız buradan. 6000 kasa. Ah hanımefendiciğim biraz daha gözü kara olsanız var ya buraları koparırdınız. Çok ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Vallahi öyle. Teşekkür ederim. Buyurun bakalım. 10 harfli cevaplara iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor.
sağlıklı ve dengeli düşünemez durumda. Anlama ve kavrama gücü dağınık. Bu anlamlarda bir söz dizisi. Yine bir deyim, yine metaforik bir tabir. Harf alayım. Gelsin. Son 20 saniye bu arada. Harf alayım. Bir tane daha lütfen. İki kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Harf alayım. Anlama ve kavrama gücü dağınık. Durduk. Aklı havada. Aklı havada. Tebrik ediyorum ve 700 puanlıyorum. Çok kolay değildi. Hiç kolay değildi. Bu da son soru. Son cevap aklı havadan çok daha kolay. Yine biraz böyle hani içerisinde mecaz barındıran bir tabir. Buyurun gelsin. Belki hiç harf almayacaksınız. Gam yüküne omuz veren kişiye ne deriz? İki kelime. Harf alayım. Harf alayım. Bir tane daha. Panik yok, panik yok. Bir harf daha alayım. Artık durduralım, artık durduralım. İki kelime. Gam yüküne omuz veren kişi. Söyle senden başka. Kimim var benim? Dert ortağı. Dert ortağı. 700 puan değerinde 7400 yaptı kasayı. Çok heyecanlandınız. Sağ olun. Vallahi biraz öyle oldu. Sayenizde. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım ki? Çok iyi anlattınız okuduğunuz soruları. Estağfurullah efendim, ortalığı mavi yaptık rahatlatsın diye. O da mı yetmedi? Dur yetti. Bakalım Ceylan Hanım teşekkür neler yapacak. Teşekkür ediyorum. Bir kocaman alkış. Darphane. Darphanede hayvan postları işlenmez. Kırtane değil de ben biliyorum onu. Arkadaşımın var. Arkadaşınızın var? Yok. İlginçmiş. Hayvan postlarının işlendiği yer, sefi yeri. Kırtane'de kağıt kahvane. Kesimhane olmadı değil mi? Orada kesiliyor. Çevresi salınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevrilmek. Giriş gelişme sonuç. Şu elimi sıkayım ya. Tebrik ederim. Ne? Ne yapayım? Ne yapayım burada ben size? Ne yapayım? Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Dördüncü yarışmacımız Ceylan Hanım'la Sayın Ceylan Güldoğan'la birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Heyecanlısınız. Heyecanım birazı güzel. Ama fazlası ne yazık ki performansı biraz daha geriye çekiyor. Bakınız İlknur Hanım. Çok daha yüksek puanlar alabilirdi. Kızmaca darılmaca yok. Yok hayır. Vallahi samimiyetinize binaen söylüyorum. 7400 puan da fena bir puan değil. Fakat heyecandan dolayı, emin olamamaktan dolayı dur bir tane daha harf alayım. Azıcık biraz bekleyeyim. Şu Benjamin'e basarsam patlar mı falan derken 7400 puanla idare etmek durumunda kaldık. Çok zor değil. Ama belli risklerde alınması gerekiyor efendim. Kafanızda böyle bir plan, program yok. Allah ne verdiyse. Başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Ceylan Hanım'ın ilk sorusu. Gidilen yerde geceyi geçirme. Yatı. Harf alayım. Alalım mı? Gerçekten. Al. Vicdansız yatı. Reji. Yatı. Yatı. 300 puan değerinde o 100 puan da. Nazar boncuğu olsun. Olsun. Gelsin. Bir diğeri. Şöyle sorulmuş. Yaz diyetlerinin tetikleyicisi olan bir kıyafet türü. Bastım. Durdu Bastınız, mu? Mayo. Durdu. Efendim? Mayo. Mayo. 400 puan değerinde. Neler yapıyoruz? Simyacıyı okudunuz mu? Hayır okumadım. Evet o. Paulo Carvo. Paulo ben de söylerken takılıyorum bazen efendim. Doğru mu söylüyorum? Ama okumadım yani yazarını biliyorum. İşte bu soruyu o yazdı. Buyurun şöyle yazdı. Çölün kumlarında Serap. Somutlaşan arzular. Harf alayım. Ne güzel yazmış maşallah. Serap. Serap'tır o. Şu harfi almayın. Söyledikten sonra ama alıyorsunuz. Ama söyledim. İçimde bir böyle acı doğuyor. Ben de üzülüyorum. 400 puan değerinde. Yeniniz. Bilardo oynadınız mı peki? Oynamadım. Eyvah. Abim güzel oynuyor. Öyle mi? Ama belki duymuşumdur terimi. Buna biraz dikkat. Yani hani harf almanız gerekebilir. Yabancı kökenli bir kelimedir. Bunun Türkçe karşılığı aslına bakarsanız hani yani işte çok profesyonel olmayan bilardocular tarafından da kullanılan karşılığı çektirmedir. Fakat orijinali budur. Bunu kullanmak durumundaydık. Şöyle de bir soru yaptık. Daha doğrusu soruyu hazır aldık. Gelsin. Bilardo'da topun öteki toplardan birine çarpıp geri dönmesini sağlayan şekilde yapılan atış. Harf dediler. Geldi bir P harfi. Harf alayım. Buyurun.
şanssız bir soru olabilir. Korkmayın harf almaktan. Yok, harf alayım. Yabancı kökenli bir kelime. Olsa olsa ne olur? Klipe, klepi, klipo. Bir tane daha benim için. Klopi. Ha yok yok. Bir harf alayım, harf buyurun, alayım. İnşallah son harfi. Klept. Klepk, kleps. Efendim? Kleps. Kleps. Vallahi artık neyse içe mi doğdu? Yani leps hani uygun geldi sessiz harf olarak. Tebrik ederim. Pratik zekanın zaferi diyelim. 100 puan. 1200'e çıkarttık kasayı. Bir daha böyle bir şey gelmeyecek. Canınızı sıkmayın. Buyurun bir diğeri efendim. Şöyle sorulmuş sorumuz. Diyor ki aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu. Yabancı kökenlidir. Mesela bir kafile vardır, bu o değil. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. Konvoy. Konvoy 400 puan değerinde. 1600'e çıktık hata. İlk dakikanın içerisindeyiz halen. 3 dakika 1 saniyemiz var. 5 tane soruya cevap verdik. Güzel bir başlangıç yaptık. Beğendiniz mi yaptığınızı? Gibi. Kesinlikle. Daha da güzel olacak merak etmeyin İnşallah. Efendim. Mesela bu soru. Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen halen gündelik konuşmada da sıklıkla kullanılır, karşımıza çıkar. Gelsin. 6 harfli tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Belirti, iz, işaret, nişan. Emaret. Emaret ya da? İmaret. Ay Mesela kıyamet emareti olmaz. Alamet. Alamet olur. 600 puan değerinde de 2200. Galiba. Emanet yapılar falan ya. Böyle. Neyse uçtu gitti. Buyurun gelsin efendim bir diğeri. Bu işte ne yazık ki çok sık kullanılmıyor. Bunun yerine şu sorunun içerisindeki Fransızca kökenli kelime kullanılıyor. Gelsin görelim. Koordinasyon sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Harf alayım. Buyurun. Bir birleşik kelimedir. İki kelime yan yana gelmiştir. Bir harf daha alayım. İlkin Hanım bildi. Tebrikler. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Düm. İçgüdüm diyeceğim, alakası yok. Koordinasyon. Siz ve ben. Neyiz biz? Aynı işi yapıyorsak partneriz yani çift yani. Eyvah. Bir daha anlatıyorum. Aynı işi yapıyoruz tamam. Ve koordineli bir şekilde yapıyoruz. Partneriz, tamam. Çiftiz yani birbirimize... Başında problem var. Başını çözersek gerisi gelecek. Durdurdu mu ben? Durdurdum. Açılacak, yapacak bir şey yok. Vazgeçmeyin. İç değil de nedir acaba o? Eşgüdüm. Aa. Sağlık olsun. Sağlık olsun fakat halen toparlayabilecek durumdayız. Hiç merak etmeyin. Daha ortasındayız yarışmanın. Biraz sıkıntı çekmeyi göze alırsanız... 8000 olmaz ama 7900'e kadar çıkar bu kasa. Bu ne demektir? 7 soru var. En fazla 5 harf alabiliriz. Hazır mıyız? Gelsin. Şöyle sorulmuş efendim. Canına tak etmek deyiminin yakın anlamlı karşılığı olan sözlerden biri. Harf alayım. Almayın. Durdurun. Usanmak. Usanmak harf almadan da cevap bana. Düşünmeden aslında harf alayım diyorum. Keşke. 600 puan daha. O harfler bize lazım. Tamam mı? 4 tane kaldı geriye. Daha 6 tane sorum var. Buyurun 8 harfli. 6 tane sorum var. 8 harfli cevaplara. Tek bir kelimedir, yabancı kökenlidir. Kasapların en sevdiği Fransızca kökenli sözcük. Sığırın iki... Antrikot. Kürek kemiği arasında ve pirzoluk yerinden çıkartılan kemiğinden sıyrılmış et dilimi. Tebriklerimle 800 puan. Doğruca kasaya. Vallahi maşallah. Gelsin mi diğeri? Gelsin. Hiç beklemesin efendim. Şöyle sorulmuş. Bir öğreti, doktrin. İkilik yaratma temeline dayalı halk yardakçılığı. Bir harf alayım. Ceylan Hanım, üzüyorsunuz beni. Politika. İyi ki almışsınız. İkilik yaratma. Yani böyle... Polemik yok. Halk yardakçılığı. Popülizm. Popülist. Tamam. Yani halk popülerit, okey popülizm. Bir daha şöyle kendinize güvenerek. Popülizm. Popülizm 700 puan değerinde. Telaffuz sıkıntım var.
Şimdi bu B'ler, P'ler dudakları birleştirerek ortaya çıkartılan harfler ya. Hı hı. İlk söylediğinizde ah dedim biliyor ama yine nedense harf aldı. Neyse güzel toparlamışız. 9 harfli tek bir kelime. Hiç harf almadan cevaplayacağınız kelime işte budur efendim. Eminim. Merhamet ve bağışlanması için dua edilen merhum. Ya 9 harfli mi? 9 harfli. Rahmetli gibi mi? Öyle mi? Rahmetli. 9 harfli. Ceylan Hanım durduralım mı? Yani daha mantıklı. Ne demiştiniz efendim? Rahmetli dedim. Rahmetli 8 harflidir. Ha biliyorum tabii ki. Harflerle ilgili sıkıntım biliyorum. Yok da. Ha, demek ki ona bir harf eklesek bu işi çözeriz. 8 artı 1. Hı hı. Rahmetli. Lik. Oh rahmetlik. Rahmetlik 900 puan değerinde. Sıfat ama. Nesne. Aslında evet rahmetli. Şaka yapıyorum. No, no. Buyurun. Okey tamam. Şimdi bu biraz zorca. Pek kullanılmayan... Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Kaç puandayım şu anda? Şu anda 3 tane harf alabilecek durumdayız. 4800 puandasınız. 2900 daha kazanabileceğiniz 3 tane var soru elimde. 7700 puana kadar çıkabiliyorsunuz. Yani siz sayılarla daha iyisiniz. 3 harf mi ediyor? Bu durumda evet. Evet. İyi. Doğru hesap yapmışım. Hı-hı. İki kelimeden oluşuyor arayacağınız cevap. Bir renk tonudur efendim. 9 harfli mi? 9 harflidir. Hı-hı. Bir renk tonudur. Ne olursunuz şunu düşünün. Bir meyve ağacı ve o meyve ağacının bahar aylarında, daha doğrusu yaz başında büründüğü renktir bu. Yabancı kökenli adını bulduk sizin için, şöyle bir soru yaptık. Bir meyve ağacı. Vermiyon da denen kırmızının canlı bir tonu. Bir harf alayım. Buyurun. İki kelime. Hı hı. Var mı kimsede? Yok. Bir harf daha alayım. Buyurun. Azıcık düşünelim. Süremiz var. Yabancı. Yabancısı orada. Vermiyor. Ha Türkçesi. Ver diyorum vermiyor. Öyle, ama ben soruyu yanlış anladım. Biliyorum tabii ki. Ben kelime yabancısı anladım. Nar çiçeği. Nar çiçeği. 700 puan değerinde sevilen bir oje rengi. Artık harf almıyorum galiba. Tek bir tane harf alabiliriz. Tamam. Bir tanecik harf alabiliriz. İki tane soru kaldı geriye. Tamam. Burada almayın o harfi olur mu? Tamam. Son sorunuzu ayırın onu. Hı-hı. Bunu rahat cevaplayacağınıza eminim. Biraz zıpır ama rahat cevaplanır. Gelsin. Menkul değerleri baş ucundan ayırmayanların kullandığı yatırım platformu. İki kelime. Zıpır. Hı-hı. Biz de öyle düşünelim. Süremiz var. Sakin olalım. Yani taşınabilir. Menkul değerlerini para vesaire, başucundan ayırmayanların kullandığı yatırım platformu. Altını, parayı. Yani baş yastığı diye düşünüyorum ama basayım en iyisi. Harf alayım, almayacağım. Almayın. Baş yastığı. Baş yastığı da kullanılan ve kalıplaşmış bir yastık tabir. Altı. Yastık altı. Hı hı. 1000 puan değerinde 6500 kasa. Komik cevaplar veriyor değil mi? Son sorudur, son cevaptır. İki kelimeden oluşur efendim aradığımız cevap. Süre muhteşem. 1 dakika 9 saniye var halen. Tez canlısınız maşallah. Güzel geldik buraya kadar. Kullanınız o süreyi. Bir tane harf alacağız. Sonra 1 saniye arttırsak yeter. Şöyle sorulmuş. Bir hedefe karşılıklı yönlerden yapılan saldırı. Bir harf alayım. Alalım. Onu düşüneyim. Mekmak değil tabii ki. Hı hı. İki kelime, bir hedefe karşılıklı yönlerden yapılan saldırı. Çapraz ateş. Ceylan Hanım, şu eli bir sıkayım. Buyurun efendim. 1900 puan ki tadına doyum olmaz. Biraz didiştik ama güzel yarıştık. Vallahi öyle oldu. Bir alkış daha istiyorum yani.